Şimdi bizim kız da ressam olmak istiyormuş. Ay süper. Hı. Bizimki de darbukacı. Ne? Darbukacı. Darbukacı. Hadi canım. Evet. Oğlan mı kız mıydı büyük? İkisi de oğlan. Ha, ikisi de erkekti değil mi? Darbukacı mı olacak? Darbukacı olacakmış. Aa bırak çalsın ne güzel bir müzik. Evde büyük darbukamız var. Davulumuz var. Evet. Çalıyor. Evet sırada zurna varmış. Bir davul bir yani bir darbuka çalıyor inanamazsınız. Şaka yapıyorsun. Gerçekten. Ya var mı videosu? Videosu var isteriz. Ay istesene verelim. Şahane. 3 yaşında darbuka çalıyor. Maşallah. Bir gün demek yeteneği meyli. Böyle yatak başlığını çalıyordu bir gün. Babası şoka girdi. Nasıl yani dedi ya. Dedim böyle. Evet biraz var. O anda davul aldı hemen. Bak çocuklarınıza muhakkak bir enstrüman öğretin. Neye meyli varsa belki böyle vurmalı çalgılar, bateri falan filan da çalar. Ritim duygusu kulağa iyi demek ki. Çalacak gibi geliyor. Yanıyorum. Ay yandınız. Eyvah ama. Yok yanmadım. Ay yanmadınız ama mı? Ama tuttum. Ay ne oldu? Nasıl gitti o? Hemen soğuk suya tutayım. Koyun tencereyi. Tencereler kayıyor. Aman dikkat edin. Aman çok dikkat. Üç tencere. İyi misiniz? İyiyim. Elim biraz yandı. Aman soğuk suya anne der suya var. Sok. Yağ sür. Hemen. Mutfak açın soğuk su. Aman. Açın soğuk suya. Hemen bir yanık kremi versinler. Hay Allah şurası ya. Şurası biraz. Elim biraz yandı. Lütfen hemen kurulayın elinizi. Durun ben size şey vereyim. Aman ay. Hemen kurulayın. Bu krem anında alacak. Hem acısını alacak hem kabarmasını önleyecek. Siz alın neresini istiyorsa sürün. Ay Allah'ım ya. Aman dikkat. Üstünüze falan geldi. Yok üstüme gelmedi. Yanmadınız değil sadece mi? Sadece botlarımın üzerine geldi. Önemli değil. Aman sürün. Bol bol sürün. Onu çıktıktan sonra bir iki defa daha günde sürün. Lütfen tamam. Bütün gelen yerlerine, bak parmağınızda falan da kızaran yerlere. Aman. Çok dikkat edin. Tamam olsun, olacak böyle kazalar. Aman çok dikkat edin. Tamam. Ay hay Allah üzüldüm. Bol bol sürün. Kalsın o elinizin altında. Şimdi o acısını da alır. Su da toplamaz inşallah. İki büyük tencere yan yana konduğu için oldu Zuhal Hanım. Evet. Aman dikkat edin kızlar bunlara. Zamanla ya. Yarışıyoruz mikser ne yapalım. Hadi ben de çıkayım dikkatinizi daha geçmiş olsun. Bol çok sürün sağ onu. Çok sağ olun çok sağ olun. Tamam siz bırakın artık ellemeyin. Tamam. Hadi bol şans diliyorum. Teşekkür bununla ederim kalsın, Zuhal Hanım. Olsun. İnşallah. Başka bir şeyler olmasın inşallah. Dikkat edin geçmiş tamam. Olsun. Çok teşekkürler. Kaç dakika geçti? 20 dakika bitti bile. 20 dakika bitmiş. Hadi kolay gelsin sana iyi gidiyorsun. Panik yok sakin. Tamam. Aman ha. Tamam oldu. Başka bir elinizde yok değil yok, mi yok, şey? Yok hayır hiçbir bol şey yok. Bol sürün tamam, ondan. Geçmiş tamam. Olsun. Teşekkür ederim. Hadi bol şans diliyorum. Çok bugün teşekkürler. Gördüm senden ya da Beril. Güzel teşekkür yap yemekleri. İnşallah. Görüşürüz İnşallah. 2 saat sonra. Hoşçakalın. Hoşçakalın Zuhal Hanım. Gelin Hanım burada neler var? Burada sakız enginlerimiz var. Bunu Çeşme'den getirdik. Neler koydun içine? Soğan koydum. Şeker koydum. Zeytinyağları bizde şeker konur. Tuz koydum. Biraz su biraz limon. Şimdi pişmeye bırak. Garnitürlü çanak enginar. Onu da duymadım. Öyle bir şeyleri yemem yani. Gandatür falan yemem. Anneciğim, Nesrin Hanım dün 10 verdi. Sana da yüksek puan verir mi? Aslında şöyle bir şey. Yani Nesrin Hanım'dan ben puan beklemiyorum. Yani puan beklemiyorum. Çünkü Nesrin Hanım dün çok güzel oynadı. Öyle söyleyeyim. Aslında bu oyun lafını hiç sevmiyorum ama gerçekten bu programda nasıl oynandığını ben Nesrin Hanım'dan gördüm. Ne yaptı anneciğim? Yani birçoğumuzun beğenmediği yemekleri harika dedi, çok güzel dedi. Özellikle Sivas Hingeli için söylediği, herkes hamurunun kalın olduğunu söyledi. O gayet lezzetliydi, soğuktu, üstünün tereyağı yoktu, cevizi yoktu. Ama o gayet lezzetli olduğunu söyledi ve 10 puanı bastı geçti. Bir kere tam puan vermiş, mikser daha benim masamı görmemişti ki. Nesrin Hanım'ın dün yaptığından sonra o benim yaptığımı fazlasıyla hak ediyor. O lahmacunu iyi ki de getirmişim. Kesinlikle pişman değilim. En azından da masadan aç kalkmadım. Gelin Hanım sen her zaman planlı mı hareket edersin? Ya aslında çok aşırı plancıyımdır ve eşim inanılmaz kızar. Çocukların uyku saati vardır. 5 dakika geçmez. Geçmez mi? Geçmez. Çocukların kalkış saati vardır. Çocuklar kaçta uyuyor? 8:30. Peki kaçta kalkarlar? Sabah 8:30 geçmezler. Her zaman bu kadar uyuyorlar mı? İlk 16 ay büyük oğlum hiç uyumadı. Hiç uyumayınca tabii biz de uyumadık. Ondan sonrasında bir uyku eğitimi hikayemiz oldu. Uyku eğitimini nasıl verdiniz? Biz parayla uyku koçu tuttuk. Ne? Uyku koçu mu? Evet bayağı parayla uyku koçu tuttuk. Neler yapıyor uyku koçu? Uyku koçu tamamen aslında anneye destek oluyor.
yani çok iyi bir uyku koçumuz vardı. Bana destek oldu. Onun yönlendirmesiyle beni çok şükür artık oğlum kendi başına uyuyor. Uyku sorununu çözemeyen annelere ne önerirsin? Yani çocuk uyumak için odaya girdiği zaman ağlarsa bırakın ağlasın. Çünkü en fazla 5 gün ağlıyor. Sonrasında çocuklar uyumayı öğreniyor. Öğrendikten sonra biz bayağı bıraktık ağladı. Evet bayağı ağladı. 45 dakika. Anneciğim duydun mu? Uyku koçu tutmuşlar. Evet evet aman o ağlarken benim var ya içlerim parçalanıyor. Sen Hazal'ı uyutmak için uyku koçu tuttun mu? Hayır hiç tutmadım. Yanında yatmış o. Hiç tutmadım. Uyursa uyur uyumazsa uyumaz. Şimdiki anneler hep böyle mi? Evet öyle yani bunlar parayı veriyorlar ondan sonra da tutuyorlar uyku koçlarını. Evet. Sen de çocuğu ayağında sallıyorsun. Ben bir senedir ama doğru ayağımda sallıyorum. Sabah, öğle, akşam. Gelin hanım, sen ne iş yapıyordun? Ben kimya öğretmeniyim ama hiç başlayamadım. Evet, markette de söylemiştin. Anneciğim, mutfaklara girdiğin için seni çok eleştirdiler. Şimdi bir yarışmada biz yemek yiyoruz. O yemeğin nerede yapıldığını, ne şartlarda yapıldığını görmek istedim ben. Yani bunda farklı bir şey yok ki. 4 gün boyunca... Hepsine de girdi. Biz de bugün benim düşüncem şöyle. Birlikte girmek istiyorum arkadaşlardan birlikte. Göreceğim onun mutfağını evet. O çok mutfakların dibini, içini, her şeyini karıştıran dur yani. Dolapları bile açmış. Şimdi ben de izlerken mutfağa giren bayanları böyle çok eleştiriyordum bazen. Ama buraya geldikten sonra yani bunun yapılması gerektiğini düşün. Yani yapılması gerektiğini anladım. Yani neden girmeyeyim ki mutfağa? Haftanın lezzetine geçen yarışmacımız Sivas Hingeri'nin yumurta, ılık su, tuz ve undan oluşan hamurunu yoğuruyor. Hanımlar size kötü bir haberim var. Havva ve Nesrin Hanım'ın 3 puanları duruyor. Evet. Maalesef öyle. İşte eğer zaten onları bütün kullanırlarsa... O. İster istemez insanın morali bozuluyor değil mi? Yani şu an benim onlarla eşitlenmem için bile diğer iki kayınvalidenin bana 10 vermesi lazım. Ya da 9. Nesrin Hanım nedense tuttu, dün 10 puan verdi. Hiç gerek yoktu gerçekten yani. Çok basite indirdi, programı da basite indirdi. Yani hiç hoş bir hareket değildi ki yaptı. Dün sinirlerim acayip bozuktu yani. Sen benim gelinimi görmeden tam en yüksek puanı veriyorsun? Veremezsin. Veremezsin. Dünkü menü bana daha yakındı, lezzetliydi, eksiksizdi. 10 vermemem için bir sebep yoktu. Wonderful'du. O yüzden 10 verdim. Pişman değilim. Gözümüzün içine baka 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 oynaya oynaya onu bastı. Hakkımızı yedi. Kesinlikle %100 hakkımızı yedi. İstenen kıvama gelen Sivas Hingeri'nin hamuru buzdolabında dinlenmeye bırakılıyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.